Evet arkadaşlar bu dersimizde HTML formatlarını öğreneceğiz. Yani metin biçimlendirme elementlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyorum hemen bu body içerisini siliyorum. Ve burayı file menüsünden save as diyerek yeniden kaydediyorum arkadaşlar. Bu da HTML 3 sayfamız olsun. Hatta şöyle tire koyalım. Metin tire biçimlendirme. Türkçe karakterler kullandım kullanmadım arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde kaydediyorum. Yeni sayfamız bu olsun. Bu sayfada da arkadaşlar hemen metinlerimizi öğrenelim. Şimdi birincisi arkadaşlar B etiketi. Yani bold etiketi. Yani İngilizcesi bold, Türkçesi kalın arkadaşlar. Kalın yazı yazmak için kullanılır. Ne yapalım? Bold etiketi. Aklıma başka bir şey gelmedi. Hemen kaydediyorum ve tarayıcıya giderek kontrol ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bold etiketi buraya gelmiş bulundu. Üzerine normal bir Paragraf yazalım. Burası da paragraf etiketi. Bunu da kaydedelim ki farkı görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paragraf etiketi, bold etiketi. Devam edelim. Diğer etiketimize hemen bakalım. Bu etiketimiz strong olsun. Evet arkadaşlar, bu da aynı zamanda kalın yapıyor. Yani bu da aynı şekilde bold yapmış oluyor arkadaşlar. Fakat bir fark var. Bu important olarak arkadaşlar önemli text anlamına geliyor. Şimdi tekrardan kaydedip gelip buraya yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Fakat arkadaşlar dediğim gibi bu sadece bold yapıyor. Bu ise imported text. Peki hocam hiçbir fark yok. Ne anladım bu işten neden iki tane etiket var? Dediğim gibi arkadaşlar bunlar tarayıcıya bilgi vermek için kullanılıyor. Yani bu etiketi kullandığınız zaman önemli bir yazı olduğunu tarayıcı algılamış oluyor. Buradaki ise sadece bolt olarak kullanım arkadaşlar. Ekstrem bir özelliği yok. Yani tarayıcı bir bilgi vermiyor ekstra olarak. Şudur, şöyle olacak vesaire gibisinden. Şimdi devam edelim. Bununla bu neden yan yana geldi? Arkadaşlar çünkü bunlar bir paragraf etiketinin içerisinde olmadığı için bunlar inline yapıya sahip oldukları için yan yana geçiyor. Blok yapıya sahip olsalardı alt alta geçerlerdi. İnline ve blok yapıları hakkında da daha sonra bilgi vereceğim arkadaşlar. O yüzden şimdilik geliyorum buraya bir paragraf oluşturuyorum. Ve buradakini alıyorum. Paragrafın içerisine yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir paragraf daha oluşturuyorum. Buradaki strong'u da içerisine alıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü paragraf etiketimiz zaten blok yapısına sahip etikettir arkadaşlar. Yenliyorum. Gördüğünüz gibi alt alta geçmiş oldu. Ön bilgi verecek olursak şöyle özetleyelim. Blok yapısına sahip etiketler %100'ü kapsar. Inline yapıya sahip olan etiketler ise sadece bulunduğu alanı kapsar. O yüzden bir sonraki etiketteki yazılarımız yani içeriklerimiz hemen onun yanına gelir arkadaşlar. Bu konuyu da böyle özetlemiş olalım. Şimdi devam edelim. Bu arada anlamadığınız bir şey olursa bana yorumlarda veyahut da geri dönüş olarak bana bir dönüş yaparsanız arkadaşlar ben bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırım. Şimdi devam edelim. Hemen bir paragraf etiketi daha oluşturuyorum ve paragraf etiketine bu sefer içerisinde bir etiket daha i etiketini oluşturuyorum arkadaşlar. i etiketi ne işe yarar? Bu da italiktir arkadaşlar. İtalik yazı yazmamızı sağlar. Hemen kaydedip tekrardan F5 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yazımızı italik yani eğik bir şekilde yazmış olduk. Devam edelim. Hemen alt tarafa bir paragraf daha oluşturuyorum. Bu sefer M etiketini oluşturuyorum arkadaşlar iş tarafa. M etiketimiz ne işe yarıyor arkadaşlar? Vurgulanmış metin anlamına geliyor. Bunu da vurgulanmış metin yazalım. Bu sefer Türkçe yazdık. Türkçe, İngilizce karışık gidiyoruz. Devam edelim. Arasında çok bir fark yok gibi arkadaşlar. Sadece metin fontunda bir değişiklik var. Fark edersiniz zaten dikkatli baktığınız zaman. Bu da kalabalık yazılarının arasında vurgulamak istediğiniz bir yazı varsa vurgulamak için kullandığınız etiketimiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Alt tarafa bir tane daha paragraf oluşturdum. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bu sefer market etiketini kullanalım. Hemen geliyorum buna. Nasıl bir örnek verebiliriz? Şöyle yapalım. Burası dedikten sonra hatta şu burasıyı dışarıya yazıyorum. Paragraf etiketine yazıyorum. Market etiketinin içerisine de market yazıyorum. Dışına çıkıyorum market etiketinin. Alanı yazıyorum. Şimdi kaydedelim bir bakalım farkı böyle anlayacaksınızdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde işaretlenmiş olacak işaretlenmiş metin. Yani buraya bir işaret koymuş oluyoruz. Şimdi burayı da anladıysak devam edelim. Tekrardan alt tarafa bir paragraf daha oluşturuyoruz. Bu paragrafımıza ise small etiketini öğrenelim. Yine aynısını yapalım. Burası diyelim. Daha sonra içerisine small etiketimizi oluşturalım. Ve buraya da small yazalım. Küçük yani. Yan tarafına geçiyorum. Etiketi yazalım. Şimdi gelelim yenileyelim hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası small etiketi derken buradaki small biraz daha küçük olmuş oldu. Bunu şöyle örneklemek istiyorum. Örneğin buraya bir h1 etiketi oluşturalım. Burası başlık alanı. Hemen yan tarafına bir small etiketi oluşturuyorum. Bu small etiketine de burası küçük yazı alanı. Şimdi kaydedelim ve tarayıcıya gelip F5'te inliyorum. Şimdi arkadaşlar burası buradaki yazı ile buradaki yazı dikkat edin birbirinden farklı. Yani burası bir tık daha büyük. Burası bir tık daha küçük bir yazıdır arkadaşlar. Tam ayırt edebiliyor musunuz bilmiyorum ama ayırt etmeniz gerekiyor. Yani burası bir tık daha büyüktür. Bu şekilde de kullanımlar mevcut arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buraya şu sıralama bozulmasın. Her birine birer tane örnek verelim. Çünkü bunları sizlerle paylaşacağım. Hemen buraya bir paragraf daha oluşturuyorum arkadaşlar. Paragraftan sonra bu sefer ne etiketini görelim? Small etiketini gördük en son. Şimdi del etiketini görelim arkadaşlar. Del etiketinde Geliyorum arkadaşlar. Del etiketi silinmiş anlamına geliyor arkadaşlar. Yani silmek istediğimiz durumlarda kullanıyoruz. Bunu şöyle örnek verebiliriz. Örneğin delin ilk başına geliyorum. Paragraftan sonra yani. 100 yazıyorum. Pardon. içine yani del etiketinin içerisine 100 yazıyorum. Delden sonra da arkadaşlar 50 yazıyorum. Ve kaydediyorum. Tarayıcıya gidip kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi fiyatları bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar. 100 değil 50 TL. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Hemen şuraya da şöyle TL yapayım. Örneğin 100 değil 50 TL. Açıklamalı olması gerekirse ya şöyle diyelim. Fiyatlar fiyatlar 100 TL yerine 50 TL. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki etiketimize bakalım. Tekrardan paragraf etiketimizi oluşturduk. Paragraf etiketi içerisinde bu sefer ins etiketini oluşturuyoruz arkadaşlar. Ins etiketi altı çizili anlamına geliyor. Ama bunu normal altı çizili metin oluşturmak için kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ona değineceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle yapalım. Benim favori rengim şu rengimi alalım. Ins etiketinin içerisine koyalım. Siyahtır. Şimdi geliyorum tarayıcıya F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim favori rengim derken rengimi altını çizmiş olduk. Yani eğer ki kullanmak istiyorsanız bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bir yazının altını çizmek için kullanılan etiket. Ben çok fazla kullanmıyorum ama belki işinize yarar. Kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar sub etiketi ve sub etiketi. Yani biri B ile, biri P ile. Şimdi bunları görelim arkadaşlar. Hemen geliyorum buraya bir paragraf oluşturuyorum. Ve içerisine arkadaşlar önce h yazıyorum. Daha sonra bu sefer sap etiketini oluşturuyorum. Sap etiketini oluşturduktan sonra arkadaşlar sabun içerisine 2 yazıyorum. Daha sonra sap etiketinden dışarıya çıkıp o yazıyorum. Hemen uyanıklar anladı. H2 o. Hemen geliyorum arkadaşlar. Sayfa yeniliyorum. Gördüğünüz gibi H2 o. Yani burada alt karakter olarak 2 yazmış olduk arkadaşlar. Bu Sub alt karakter. Sub ise yani P ile olan ise üst karakter olarak yazmak için arkadaşlar. Hemen geliyorum bir paragraf daha oluşturuyorum. Bu paragrafa da arkadaşlar 10 diyorum. Daha sonra sub oluşturuyorum. Sub oluşturduktan sonra arkadaşlar buraya 2 diyorum. Örneğin yani 10 üzeri 2. Şimdi tekrardan kaydediyorum. Ve tekrardan tarayıcı gelip kontrol ediyoruz. Yanlış mı yazdım? Bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar sub değil sub. Yani P ile P ile deyip de B ile yazıyorum. Tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi 10 üzeri 2 arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde belirtmiş olduk. Onun haricinde bir tane daha vardı. Aklıma gelen o da U etiketi arkadaşlar. Şuraya bir paragraf yazalım. Şuraya da U etiketi oluşturalım. 6 çizili metinler için. Arkadaşlar burada belli bir yazının belli bir yeri vurgulamak anlamında Alt tarafını çizili olarak yazdık ama genel olarak site üzerinde altı çizili bir metin yazmak istiyorsak bu aslında U etiketi ile kullanılır arkadaşlar. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Onu da vermiş olayım. Evet arkadaşlar aklıma gelenler bunlar. Sanırım başka da yok. Bizim metin biçimlendirme olarak dediğimiz HTML, HTML etiketlerimiz bunlar da arkadaşlar. Bu dersimizde aslında birçok etiketi öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde daha farklı konuları işleyeceğiz arkadaşlar. Bu eğitimimiz bu kadardı. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın.